Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavatı ve selamu aleyhi. 31. söz. Kaldığımız yerden devam edelim. Ama daha önce bitirdiğimiz zaman herhalde bir hafta oldu. O halet yok tabi. O devam manasında olsaydı. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder. Birinci esas okuyorduk. Miracın sırrı, lüzumu. Lüzumunun sırrı. Lüzumu demiyor. Sır. Sırrı var bu işin. Demek ki Yusuf, bu iş bizimle pek şey yok yani. Biraz uzak bizde. Niye? Sır bu. Yani miracın bir tarafı var ki sırdır. Bilinmiyor. Biliniyor. Bilenler biliyor. Yusuf her gitmek isteyen gidemiyor. Ama gidenler hep gitmek isteyenlerdir. Her çalışana verilmiyor. Ama verilenler çalışanlardır. Evet. Devam. Anladın mı? Allah'ın hikmeti yani sardışı hali. Sır. Sır var ya sır. Allah'ın izniyle gitmeden o sırrı bir yapalım. Harita. Tamam mı? Onu bir yapalım, o sır. Haritada gösterecek. O duruyor değil mi levamız? Tahtamız. Ufak var. Şey, büyük olacak. Bir yerde temin edeceksiniz. Alacağız buraya. Demek ki binacın bir ucu var ki malumdur. Bir ucu var ki sırdır. O bu şeye kadar okuduk ama ben hiçbir şeyine dokunmadan düz okuyayım yaptığımız derse kadar. Yapmadığımızdan sonra devam edeceğim. Hatırlama adına. Mesela deniliyor ki Cenab-ı Hak ekrabu ileyhi min hablil verid. Yani o insana şah damarından daha yakındır. Hatırladınız o okyanus misali vardı. Dır. Her şeye her şeyden daha yakındır. Konuşmuştuk. Cisimden mekandan münezzehtir. Konuşmuştuk. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Onun tecellisiyle değil demiştik. Onunla. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Onunla. O. Nedir demiştik? İyâke ne'abüdü. Nerede oluyor bu? 9. şuada, şualarda 9. ve 10. sayfada insan namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin 3. tekil şahıs oluyor. Alemlerin Rabbi o. O alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben, sen, o. Er-Rahmanir-Rahim, o Rahman ve Rahim'dir. O Maliki Yevmi din günü sahibidir, din gününün sahibidir. O, dikkat ettiniz mi? Ben, sen, o. Ben, sen, o. Şimdi bak ne yapıyor? Muhataba'ya geçiyor. İyâke ni'abüdü ve iyâke nesta'in. Ben sana ibadet eder, senden yardım isterim. Sana ibadet ettiğim için senden yardım istiyorum. Sana ibadet ettiğim için. Veya sana ibadet ettiğim için senden yardım istiyorum. Senden yardım istediğimde sana ibadet ediyorum değil. Bedel ödemek değil yani.
Burada nedir? Sen, iyâke, muhatap. Senden, senden. Öncekisi oydu. Ha, bir hal var ki, namazı konuşuyoruz şimdi. Namaz konuşurken, dokunun sözde, miracı konuşuyorsun demektir. Miracı konuşurken namazı konuşuyorsun demektir. Namaz nedir? Miracın içeriğinin bu taraftaki simgesel hareketleridir. Namaz hareketlerdir dedik bu. Namazın kendisi değildir bu. Namazın hareketleridir. Namazın efali, fiilleri bu. Namazın içeriği farklıdır. Anahtar misal vermiştiniz. Anahtar misal vermiştim. Anahtar. Tamam. İnsan misalini verdim. Ben bir yerdeyim ama muayyenim ama ruhum gayri muayyen. Yani muayyen gayri muayyeni zatında barındırıyor, taşıyor. Şöyle bir soru sorayım. İçimden coşar bağlasında. Namaz sana ne ifade ediyor? Senin için nedir bu? Namaz senin için nedir? Büyük bir alime açılan bir pencere. Pencere. Senin için neyi ifade ediyor peki? Bu neydi? O herkes kendi iç aleminde murakabe yapsın. Namaz senin için neydiyse, namaz sana ne ifade ediyor idiyse, namazsız da onun zıttı sana hakim. Şimdi veli nerede görüşüyor? Kalbi içinde görüşebiliyor. Dikkat edin, tecellisiyle değil, kendisiyle. Neden dolayı velayeti Ahmedi aleyhissalatü vesselam, velayeti anlatmıştım. Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinde sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor. El cevap. Onu tahtaya alınca çizelim. Ve en son bunu ben buralarda onu çizip gösterip de giderim. Acaba şu sırrımızı, bu ince sırrı iki temsil ile fehme, anlayışa takrib ediyoruz. Karipleştiriyoruz, yakınlaştıracağız. Sırrı temsil merdiveniyle, sırrı temsil dürbiniyle. Mektubatta var ya, niye Risale-i Nur efendim, misalleri çok verir? Mektubatta anlatıyor. Merdivenmiş, gözlükmüş, dürbünmüş, mirsatmış. Fehmi takrib ediyoruz, yakınlaştırıyoruz. Bu mesele 12. sözün sırrı icazı Kur'an ve sırrı miraç hakkında olan şu iki temsili dinle. Birinci temsil. Bir sultanın iki çeşit mukalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. Bir padişahın iki şekilde görüşmesi, mukalemesi, konuşması vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Evet. Çok lazım olacak bize. Birisi risalet, birisi velayet. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Birisi âmi bir rayyetiyle normal sıradan bir insanı, yani kendi emrinde olan bir memuruyla cüzi bir iş için hususi bir hacete dair hususi bir mesele saltanata ait değil de hususi, has bir telefonla sohbet etmektir. Açıyor memuruna, sultan. Alo, ne yaptınız o sarayı? Falan işi gördünüz mü? Falan şeyi yaptınız mı? Onu oraya iş yaptınız mı? Alındı mı, götürdü mü? Bu hususi.
Diğeri saltanat-ı uzmanvani ile saltanatın büyüklüğü, haysiyeti, özelliği ile ve hilafeti kübra nami ile hilafeti kübra. Birisi saltanat-ı uzman, unvan, saltanat unvanla ifade edilir. Hilafet de nam, onun namıyla. Hilafet-i kübra namıyla. Hakimiyet-i amme haysiyetiyle. Hakimiyet de haysiyeti doğurur. Saltanat unvanı doğurur. Hilafet nam. Nam adı, hesabı. Sikke, tura, hatem. 22. söz. Haysiyetiyle ve evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla o işlerle alakadar bir elçisiyle veya o evamir ile münasebetdar büyük bir memuru ile konuşmaktır, sohbet etmektir. Ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla bir mukalemedir. Gördünüz mü? İkinciyi. Yani birincisi, alo, geminin mazotunu götürdünüz mü? Ordunun şeyini tamamlayın. Sarayın işte gideri şunu yaptınız mı? Benim şuyumu aldınız mı? Sultan böyle bir konuşuyor. Bu bir. İkincisi, saltanat-ı uzma, yani komple ifade ettiği, onunla manalanan bir saltanatın hakimi olmak haysiyetiyle, hilafeti kübra namiyle, hakimiyeti amme haysiyetiyle, evamirini o işte alakadar olanlara tebliğ ediyor, yayınlanıyor. Mesela orduyla alakalı bir tamim çıkartıyor veya maliye ait bir tamim çıkartıyor. En büyüğünden en küçüğüne kadar her dairede işitiliyor. Padişahın, sultanın şu konuda şöyle bir beyanatı var. Karar hükmünde kararname mi deniliyor hükümette? Bu hususi oluyor. Bir de meclisten çıkıyor. Kanun. Türkiye'yi söylüyorum da, burayı bilmiyorum. Yani hususi bir şey yapacak adam, hükümet, cumhurbaşkanı şu şu engelliyor. Kanun hükmünde kararname çıkartıyor. O zamana, o vakte, o kişiye has bir şey çıkartıyor. Ama bir de meclisten 450 milletvekilinin tasdikiyle geçiyor. Her taraf, Türkiye'nin her köşesinde o, her resmi dairede ölçü oluyor. Anlaşıldı değil mi? İşte وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْعَالَى en güzel, en yüce örnek Allah'a mahsustur ki Allah verir. Şu temsil gibi şu kainat halikinin ve maliki mülkü vel melekutun ve hakim ezel ve bedin, bak şu kullandığı tabirlere bak. Onların açılımı olacak bu ders. Şu kainat halikinin maliki mülk vel melekut vel melekutun, yani mülk ve melekutun sahibi maliki ve hakimi ezelisi ve ebedisi. Hakim. Allah işi hakim. Yani Allah, Allah'lık yapıyor. Allah iş başında yani. Allah işini yapıyor. Ha? Ezel ve ebedin sahibi. Olan böyle Cenab-ı Hakk'ın iki tarzda mukallemesi, iki tarzda konuşması, sohbeti, İltifatı vardır. Sohbeti, iltifatı vardır. İki tarzda. Birisi, cüz'i ve has. Cüz'i ve has. Yani, o bölgeye has ama bazen de o şahsa has. Diğeri, külli ve am. Külli. Am, umumi. Külli, büyük. İşte Miraç,
Bak miraç. Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bütün velayetin fevkine bir külliyet. Çünkü bütün velayetlerin hulasasıdır. Onun velayeti. Bütün unvanlar onun unvanı altında cereyan ediyor. Bütün imamlıklar da öyle. Hatırlar mısınız? Anlatmıştım. Hiç kimse imam olduğu yok. Mescid-i Haram'ın imamı deniliyor değil mi? Kabe bir mihrab. Medine minber. Fahri kainat, kainata imam. Bir tane imam var. Bir imam var. Bir tane makam var. Bir tane makam var. İmamlık makamı. Bir tane hutbe var. Minber var. Kainatta mescid. Bir imam var. Peki biz ne yapıyoruz namaz kıldırınca? Onun imamlığı içine giriyoruz. Mustakil imamlık yok. Aynen benim de oluyor peygamberimiz. Onun makamında hani geçici istat diyor ya, geçici Kur'an'ı dellalın makamı da olan sahip. Evet. Onun şahsiyeti maneviyesine giriliyor. Namazda. Namazda. O insan değil işte o artık o. İnsan diye düşünmeyin o. Manevi şahsiyeti. Kainatın bir hakikati var, mahiyeti var. Maddi hayat-ı Muhammediye, manevi hayat-ı Muhammediye. Tamam mı? Bunu hayat bahsinde zikrediyor. 109-110. Sayfa sözlerde de anlatıyor ama esas lemalarda, 30. lemada hayat bahsinde anlatıyor. Ferdiyette anlatıyor, fert. Fert ismini anlatıyor. Evet. Yani onun bir şahsiyet-i maneviyesi var. Şahs-ı manevi. Bu insan değil. O şahsiyet-i manevi insanda ifade edilmiş. Tamam. Ortaya çıkmış. Ortaya çıkmış, o gözükmüş. Mesela adamda haya var, hanımda haya var, utanıyor, yüzünde kızarıyor. Burada belirgin. Ama haya kızarma değildir. Ama onun ifadesidir. Buradaki karşılığıdır. O şahs-ı manevi de burada ifade o. Velayet. Velayet Ahmediye hakikati Muhammediyi ifade ediyor. Risaleti ise mahiyeti Muhammediye iyi ifade ediyor. O zaman bütün bunlar bizde de var, oluyor. Bu hakikatler. Yani Peygamber Efendimiz bizzat gözüken o hadiseler, hakikatler, insan olan bizler, her bir insan, aynı şeyi, yani çekirdekten olması hasebiyle, aynı şeyken o insanda da farklı bir şeyde ama bir şeysi yani, onun bir kopyası gibi olmuyor mu? Güzel. Yani belki hoş. Yönlendirilmiş gibi olacağım ama yani bir cüz'i, Allah-u Teala'nın cüz'i bir muhatabı olarak Allah'la bizim bir mukabilimiz var, konuşmamız, görüşmemiz. Bir de saltanat uzma ünvanıyla diyor ya, o şekilde de bir konumda olmuş oluyoruz. Yani arzın halifesi, Kur'an'ın muhatabı ve bütün arzın bize hizmet etmesi şeyle o ikinci şeyde de olmuş oluyoruz. Evet. Makamda. Şimdi çekirdek toprakta atılmış, ağaç olmuş, meyve verdikten sonra bu meyvenin içindeki çekirdek bunun aynısı değil ama gayrısı da değil. Ne denilir buna? Ne aydır, ne gayrıdır. Evet. Ama bu fotokopi sayılır. Aslı itibariyle gayrisi de değil, aynısı de değil. Ama o değil. Biz de böyleyiz. Mahiyet insan birdir demişler. Evet. Buradan hepsi komple bir tane. Risale'de öyle geçiyor, 30. lemada. Mahiyet insani
birdir. Bir. İnkısamı gayrimümkün. Kısımlara ayrılamaz. Tek bir hakikat var. Tek. Mahiyet, yani bir. Mahiyet bir. Tabi lügat manasıyla gidersek, şöyle denilir bazı Anadolu seyahatında. Kardeş sen böyle diyorsun ama mahiyet insanı şu. Herkeste aynı mahiyeti var, aynı ruhu var. Ben cevaben şöyle diyorum, doğru diyorsun. Doğru söylüyorsun. Niçin öyle diyorum? Mana mertebesindeki bir manası da o. Ama o kadar görebilmiş, o kadar anlayabilmiş. Yapı itibariyle mi aynı demek istiyor? Yani aynıyız diyor. Gözümüz, kulağımız ya, aynı yerde. Öyle anlamış. Hmm. Yani nasıl ki şükür bugün beraber mutala ediyorduk ya. Bugün nasıl? Neydi? Evet, şükür. Bu değil yani. Ama bu şükür değildir demiyoruz. Hmm. Bu şeklin görüntüsüdür. Ama şükrün nihayetsiz mertebesi var. Bu manada. Değil mi? Aynı bunun gibi de bunun da böyle meratibi var. Mahiyeti insaniye yani özelliğimizin aynı olduğu değil yani. Evet. Aynı hakikatin ifadeleriyiz. Yani mahiyet insaniye birdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. O Muhammed denince insan düşünmeyeceksin. Nur Muhammed'i. Evelümme halakallahu nuri. Biz onun burada nesiyiz? Temessülüyüz, inikasıyız. Asıl değiliz biz. O zaman her bir insan bir Muhammed. Tabii. Muhammed'in temessülatı. Evet. Onun için ismini değiştirebilirsin. Ben Cilve-i Muhammediye'yim aleyhissalatü vesselam. Tamam. İnikasıyım. Yani biz onun cesedi bile, onun Ahmet bile, Ahmet aleyhissalatü vesselam, Nur Muhammed'in temessülatı, cilvesidir, nakşıdır. Zaten Miraç-ı Sâsine diyor ki, mebde ile müntehanın hayt-ı iltisakıdır diyor, Miraç'ın hakikati. Gelecek. Mebde, Mekke, müntaha, Kabı Kavseyn. Hayt'ı, ikisinin bağlantı doğrultusun iltisakıdır, birleştirilmesidir. Muhammed'in zatında birleşmesidir. Zahir ile batının birleşmesidir. Ahmet ile Muhammed'in. Evet, Muhammed'in. Ahmet, Muhammed. Ahmet bile Muhammed'den yaratılmış. Gel Habibim, gel aslını gör. O bile asıl değil yani. Nur-u Muhammedi. Her şeyin aslı o. Ana kütüb. Bak şimdi. Ahmet kullanıyor. Miraç, velayet Ahmedi'nin. Muhammed'in velayeti olmaz. Ha bazen kullanıyor, ben külliyatta bunu hep araştırdım. Kaç tane velayeti Ahmediye, kaç tane velayeti Muhammediye diyor diye. Baktığımız zaman velayet arkadaşlar Ahmet'in insanın özelliğidir. Muhammed bir insanın değil çekirdeğin adıdır. Ama içeriden dışarıya konuşurken bazen gaddar adamsın diyoruz. Gaddar Yusuf. Mesela, şefkatli Yusuf, şefkat sonra, katlı Yusuf sonra, merkezden konuşuyoruz ilk önce, merkezden dışarıya. Şefkatli Yusuf, Yusuf şefkatlidir. Farklıdır yani. Bakış yerimiz önemli. Ha? Şimdi, velayet dışarıdan içeriye bakıştır. Risalet merkezden dışa bakıştır. Velayet Ahmet tarafı, Risalet Muhammed tarafını temsil eder. Başka bir ifadeyle, hakikat velayete Ahmet'e, mahiyet Risalete Muhammed'e nispet edilir.
Mevlana'nın tabiriyle fihi mafi, içi dışında, dışı içinde. Yani belki ben şey anlamışım, bağışlayın yani, fakat şunu iddia ediyorum, iyi anlamış haşa şeyimiz yok da, muhakematı yazan lütfen, kelamın iyi dinle, neyi ve nereyi, kelamın, kelimenin neyi ve nereyi ifade ettiğinin ilmini, kitabını yazan Said Nursi Bediüzzaman Hazretleri muhakematla, kelamın kelam ustadı, bu velayeti Ahmediye tabirini kullanırken bilerek kullanmış. Muhammed kullanmamasını bilerek yapılmış. İşte ona dikkatinizi çekmek istiyorum. İşte Miraç, velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bütün velayetin fevkinde bir külliyet, bir ülviyet suretinde bir tezahürüdür ki, yani bütün velayetin zatında cem edilişidir. Bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Halik-ı Vali'yle, Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerefiyetidir. Velayeti Ahmediye. Neyin namına? Cenab-ı Hakk'ın Rab ismiyle. Rab çok önemli, biliyor musunuz? Niye Rab çıkarttı da Allah demedi? Ha? Evet. Abacığım, bütün kainatın Allah'a namına deseydi. Mesela bir misal vereyim. İlk gelen ayet neydi? İkram. Sonra? Ve ismi Rabbike lezi halak. Rabbike dedi değil mi? Hı. Niye Allah demedi? Allah külli... Bir yerde okudum ben. Şey oluyor. Bir yerde okudum ben. Benim tespitim değil. Bir şey aldımsa bir yerde söylüyorum. Bir yerde okudum. Eserde. Ecdad şey, Osmanlıca mı neydi? İlk 30 sure geldiği zaman Peygamber Aleyhisselam 80 tane Rab kullanılmış, 20 tane Allah tabiri kullanılmış. Yazıyor. Bir yerde okudum. Bak 80 tane Rab, ki ilk gelen Rabbikellezi değil mi? Allah kullanılmıyor. Rab. Bismillahirrahmanirrahim. Demiyor. Bunu çok kişiler de zikrediyor sohbetlerinde, söylüyor. Ben de size söylediğim gibi ama kaynak orası. Niye? İnsanlığın Rab'da sorunu var. Rububiyette. Allah'ta kimsenin sorunu yok. Yani putperestler, puta tapanlar, Allah ile kavgaları yoktu yani. Peki Lat, Uzza, Menat, Hubel, 4 tane put ne diyorlardı? Allah yoktur, bunlar vardı demiyordu ki. Allah var. Bunlar da onun buradaki ifadeleri. Bunlar da onun. Ama bu onun rububiyetinin ortağı. Buraları bunlar yapıyor. Ama sonunda da bu da onların. Onun yani. Peki o putlar ne olduğunun karşısında? Çok önemli de bu. Rububiyetinde sorunları vardı. Allah'ın Rablığında insanların sorunu var. Git mesela bir tane şimdi Kemal'e. Allah'ta sorun yok. Belki de oruç tutar. Cuma'ya da gelir. Ola vardır der. Ama Allah bizim hayatımıza müdahale etmez. Etmemesi lazım. Olmaz diyor. Bu dinle alakası değildir der. Din zannediyor ki oruçtur. Din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. Din hayatın kendisidir. Din nedir? Kendini
ve kainatı ifade etmektir. Yorumlamanın adıdır din. Din kendini ve kainatı yorumlamaktır. Hakikatiyle hak olmaktır. Demek ki burada kainatın Rabbi ismiyle Allah demiyor. İnsanlığın sorunu Rab'lıkta, rububiyette. Bize niye müdahale etsin ki Allah? Yani biz istediğimizi yaşarız. Hayır, burada Allah'ın terbiye, rububiyetine emirlerini ifade ediyor. Allah'ta bu yok. Hemen gözükmüyor. Allah ismi camidir, ismi tahtı içinde barındırır ama direk yok. Direk önümüze bunu çıkartıyor. Geçen okudum ama Lat, Uzza, Menat var ya, Hubel, dört tane şey. Hristiyanlar da dört tane kitabı var ya, Yuhanna, Lukas, değil mi? Matta, bir de bir şey değil, neydi Markus. O? Markus. Türkiye Cumhuriyeti'nin ki yargılandım ben. Yargılandım. Azabını da aldım yani. Hışmına doğradım. 163. madde. İktisadi, içtimai, siyasi hukuku sahalarda kısmen dahi dine alet etme suçunda. Şimdi şey yok. Türkiye Cumhuriyeti şeyler uzatıyor mu zannediyorsunuz ama Kur'an kursları, camiler var. Hocayı da tayin eder, maaş verir. Ama rububiyete karışmamak şartıyla. Bizim rububiyetimiz Allah'ın rububiyeti karışmayacak. Kendileri de hisse istiyor bu şeyin içinden. Yani. Şimdi bunu öne çıkartmış. Bütün kainatın Rabbi ismiyle. Bunu böyle Rabb'ı sen içini doldurmasan nakıs olur. Kainatın Rabbi ismiyle. Bütün mevcudatın Halik'ın vaniyle. Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerefiyettir. Bu cüzi ve has. Arkadaşlar. Gibi oluyor. Fakat bak. Bu ne yapıyor? Velayet-i Ahmediye umumi oldu. Ötekisi cüzi ve has olacak. Bu Rab kelimesi de ismi, esmayı içinde bulunduran bir cem, cami bir lafız olsa gerek. Çünkü bir herhangi bir isme şey yapamıyorum yani. Rızık veren, işte idare eden, hepsini içine alıyor demek Rabbi. Rab olunca Rab'ın dışında ne olur ki? Şey yok yani. Onun için bir isme bakmıyor. Risale'de çok acayip kullanılıyor. Girmek istemiyorum ama bu şu kadar sayı. Araştırdığım için onları söylüyorum. Rab isminin efal aleminde rububiyet olarak gözükür. Beş tane de rububiyet var. Rububiyet-i mutlaka ezeliye, rububiyet ezeliye, rububiyet daire-i rububiyet, cilve-i rububiyet. Beni çok meşgul eden bir isim. Her yerde farklı tezahür ediyor. Farklı tezahür ediyor. Onun dışında bir ihatasının dışında bir şey yok. Onun bak diyor ki, peki Allah Resulü miraca gitmesiyle bununla ne alakası var? Bütün kainatın Rabbi ismiyle. Çünkü bütün Rab'lık Allah'a ait ya, her taraftaki rububiyet Allah'a selam, selam. Şimdi Allah'ın Rab ismi, Rab ismi çiçekte tecelli etmiyor mu? Ediyor. Bizde de diyor mu? Alim misal ediyor mu? Alim ervah ediyor mu Rab? Etmediği bir yer yok. Arşta ediyor. Arş-ı Azam ediyor. Başka bir boyut vereceğiz şimdi Miraç. Fakat her yerdeki tezahürü farklı. Mesela haya cesette kızarıyor. Ruhta diğer duygularla dengesi ortaya çıkıyor. Farklı farklı.
Esma'nın Rab isminin azami, perdesiz tecelli ettiği arş azamdır. Dolayısıyla her bir mertebede kendisine has Rab tezahür ediyor. Allah Resulü'nün miracında öne çıkartılıyor Rab. Sonra Halik, Rab, Halik, Cenab-ı Hak, benim hastalığım, Hak. Hak ismi ya benim ismi azam. Hak. Ben de bu işe hastayım. Hak. Ne yaptın? Rab, Halik, Hak. Bu velayet-i Ahmediye'yi içinde barındırıyor. Zatında taşıyor. Bu külli bir şeyi. Ötekisi has bir misali verecek. Bu külli padişah konuşması. Şimdi bak. Rab insana tecelli ederken aynı anda arş-ı azamda tecelli etmiyor. O zaman Miraç hem burada olmuştur hem orada olmuştur. Rab isminin ifadesini zatında taşıyan bir zat aynı Esma'nın nihayetsiz mertebesi ne masar, 24. sözde öyle diyor Peygamberimiz Aleyhisselam için. Bütün isimlerin, bütün azami derecede masar. Bütün isimlerin, bak bütün isimlere bir de azamiyet derecesinde. Mesela Musa Aleyhisselam, Kelam ismine masar. İsa Aleyhisselam, Hay ismine masar. Azami derecede. He? 24. sözde de Kadir ismi geçiyor. Evet. Kadir, he Kadir geçiyor. Doğru. Kadir ve Hay. Ha Kadir. Hay da var galiba iki isim. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bütün isimler azamet derecesinde. Peki bir insanda azamet derecesinde bir esma tecelli ediyorsa, dur orada. Aynı azamet derecesi arş-ı azamda tecelli ediyorsa bunların arasında ne fark var? Zaten Esma'nın azami derecede, bütün Esma'nın azami derecedeki tecellisinin adına, yekününe arş-ı azam deniyordu. Bu yani bu yekününün adıdır arş-ı azam. Aynı zamanda bir bakıyoruz ki bir şahs daha tecelli ediyor azami derecede. Ne farkı var? Oradaki burada oluyor. Buradaki de orada oluyor. O zaman bir anda oluyor. Miraç bir şey yok ki, mesafesizliğin hakikati. Ha, o zaman arş-ı azamda bütün orada tecelli ettiğine göre azami derecede bütün mertebesi tecelli ediyor. Hı. Rabb'ın bütün mertebesi arş-ı azamda tecelli ediyor. Bu kainata tecelli eden Rabb da orada tecelli ediyor zaten. Bütün mertebesi var orada. Yani şöyle diyeyim. Rabb isminin arş-ı azamda tecellisiyle buradaki tecellisi birbirinden kopuk değil. Arş-ı azamda bütün mertebesi var ama zirvesi var en. Burada ise buraya has tecellisi var. Ama arş-ı azamda, arşta Esma'nın bütün meratibi var. Tık 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 ve sonu da var. Tamam? O zaman arş-ı azamda bu dünya orada yok mu o zaman otomatik olarak? Tabii bunu var. Mekandan münezzeh diyoruz yani hani o değil. Bir daha tekrar edeyim. Burayı tecelli eden Esma dünyaya, Esmalar mertebesiyle. Buraya bunlar farklı farklı Esmaların birbirine dengeleyici tecelli etmesine dünya denmiş. Bu mertebesine, Esmaların bu mertebesinin karşılıklı dengeli tecellisine dünya denmiş. Esmanın tecellisi, bunu 33. sözde anlatıyor Esma. Bir daha söylüyorum. Esmaların dengeli bu şekildeki tecellisiyle oluşan şekle dünya denmiş. En Esma'nın en kesif tecellisi bu. En kesif. Evet. En son hududu. Evet. Zurna'nın son deliği değil bu taraf. Arş-ı Azam'da ise Esma'nın buranın zıttı yani en azami tecellisi. Tamam. Böyle. Peki
azami tecellinin içinde en az şey cüzisi de var onun içinde. Yani bir insan cahil iken alim olursa cahilliği yok olmuyor, duruyor. Cahilliğinin hakikati duruyor. Onun için alim cahili anlar ama cahil alimi anlamaz. Çünkü alim daha önce cahildi. Cahilliği de duruyor ama alimliği baskın olmuş. Yani güneş gündüz çıkarsa ay yok olmaz. Ay duruyor ama baskın gelmiş. Güneş ışığı göstermiyor. Aşazam'da bu dünyaya tecelli eden esmanın mertebesi de var. Çünkü her mertebe var ama son mertebesi var. Burada sırf buraya ait mertebe var. Tamam. Şimdi soruyorum sana. Buraya tecelli eden esmaların bu mertebesi Arş-ı Azam'da da varsa otomatik olarak Arş-ı Azam'da da dünyanın hakikati yok mu? Sen zaten oradasın. Zaten oradasın. Burası kopya oluyor. Ne oldu işte Miraç? Kaç tane mertebe var abi? Nihayetsiz mertebe var. Nihayetsiz. Ne oldu ya şimdi? Orada daha var. Şey yapmayacağım. Orada var. Ortalık karışmasın. Orada varken o burada yok mu sanki? Yani tersine düşünürsek cahille alimin şeyi, cahilde alim yok. Ya orası burası diye bir şey yok. Ama cahilin içinde hakikat keyfiyet itibariyle alimlik mertebesi de var. İnkişaf itibariyle. Peki Geylani talebelerine ders verdikten sonra şurası hariç gözükmezmiş. İkram edermiş böyle. Elini atarmış. Keramet düşünmeyin. Kerametten daha değişik. Zuhurat var. Fuyuzatın zuhuratı var. Girmeyeceğim ona. Keramet değil bu. Elini götürmüş. Bu gözükmüyor. Gözüktü. Al diyor. Muz. Asan elma. Asan incir. Veriyormuş. Bediüzzaman hapisteyken market mi çalıştırıyor? He? Bediüzzaman ve talebelerine zehir vermişler hapiste. Hastalık var diye. İğne. Ceylan abi anlatıyor. Rüştü abi anlatıyor bize. Rüştü abi, Ceylan abiler, Tahir abiler, şeyler, Sungur abi şeyler, Zübeyir abilerle. Bizim meşrebimiz, benim meşrebim. Yani benim şeyi, meşreb yani. Zübeyir abiden geliyor bizim yaşadığımız, tamam mı? Zübeyir abi, bizim pirimiz. O. Şimdi meslekçidir yani, layıka. Diyor ki, market müşteri yok. Anlayışa bak, lütfen. Fiile takılmayın, anlayışa bak. Tabii vücut abilerin, Allah onlardan razı olsun. Hepsinin, hepsinin ayağı başımızın üzerindedir. 100 tane kusurları da olsa başımın üzerinde. Kim ne derse desin. Bu davaya, Zübeyir abi öyle diyor, bu durusu Kur'an'a, bu Kur'an hizmetine bir sene sadakatle hizmet edenin ayakları başımızın üzerindedir. Sakın İngiliz oyununa gelmeyeceğiz. Merkezlerimizi, sevgilerimizi, böyle bizim âli himmet şeylerimizi çöpme. Evet, biz onları kaynak olarak görmüyoruz. Hakikatin kaynağı değiller. Ama hakikatin bize ulaştırmasına hizmetkarlarıdırlar. Niye senin beni Allah nasip etmedi de? Bediüzzaman'ın ilk talebesi ondan oldu. En iyi olmadı. Allah yanlış mı yaptı? Hayır. Şimdi bak abinin fiiliyetine takılma. Ruha dikkatini çekiyorum. Ceylan abi gitmiş ustada. O koştan o koşuyor. Yani ustadım dedi. Yanıyoruz. Yoğurt dedi. Ustadım biraz yoğurt şey yapsın. Ustad mandası mı var? Marketi var. Nerede bulacak yoğurt? Düşünebiliyor musun? Bunu söylettiren, bunu oraya gönderen ruha bak. Ustad nerede bulacak yoğurt hapishanede? Ustad da keçeli, ben nerede bulacağım demiyor. Geldi ya, böyle oturuyor. Bu geldi. Böyle baktı. Keçeli, o kapının orada var dedi. Al işte oradan aldı. Biliyor musun ustadın bakıyor. Oo, heyecanlanmıyor. Ya ben niye gelmiyorum? Orada yoğurt kapları duruyor. Teslim ettim. Ondan sonra hiç şaşırmıyor. Çünkü zaten onu bekleyen bir ruh.
Ustadım dedim, bir de gelmiş. Böyle para lazım demiş. Yani kantinden bir şey alacağız. Elim kaldır bu şeyi. Alalım. Ben de kaldırıyorum bunu. Bir şey yok ya. Biz ben mübalağa etmiyorum. Ben şahsa takılmam ya. Kendime takılmadım ki başkasının arabasına. Ama hizmet edeni seviyorum. Değil daire-i nur içinde. Kimi tarihçe de diyor, kim Allah için diyor usta. Hizmet ediyorsa severiz. Ustad Hazretleri İhlas'ta bize ne dersi veriyor? Kim nereden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Ama bana gelsinler, benden de esalsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. Ben de niye alacak ki kardeşim? Benim sohbetim neye gelecek? Zaten öyle bir niyetim olsaydı ben böyle bağırmazdım. İltifat ederdim ama hayır. Ama bana gelsinler, benden ders alsınlar. Nefsin ve enaniyetin bir hilesi olduğuna zerratımla yemin ederim, inanıyorum. Ya kardeşim, kim nereye layıksa Allah nasip edecek. Ustad demiş ki, kıyamete kadar şu duvara demin, gelecek talebelerimin ismini yazarım. Bu bizi tembelliğe değil, gayrete sevk etmeni de belli. Tamam. Sen yeter ki bu hizmeti de kanaat et. Allah nasip edecek. Ödersin. Onun işi. Sen işini yap. Allah'ın işine karşı. Neyse. Şimdi Rab. Buradaki tecellisinin mertebesi Arş-ı Azam'da da var. Yok de bilir misin? Şöyle diyeyim. Yaprağı tecelli eden esma çekirdek de tecelli etmiyor mu? Ama çekirdek seviyesinde. Bir kuvve denilir ona. Yaprağa ne denilir? Bir fiil. Kokuya tecelli eden esma çekirdekte yok mu o esma? Zaten onun çıkışı değil mi? Onun dışa vuruşu değil mi? Ağacın bütün detayı çekirdekte vardır. Ağaç da nedir? İçi dışında. İçi dışına çıkmış. Burada durup bakarsak çekirdeğe bastık üzerine, dışı içinde. Arşa dur, arş dışı kainat içinde. Dur kainata içinde. Ha? Birbirine. O zaman bu dünya buradayken, yani bu dünyaya tecelli eden esma madem orada da varsa, orada bu kainatın hakikati, dünyanın hakikati de var. Sen de varsın zaten. Sen bütün dairelerde gözüküyorsun zaten. Tamam, biz gittik geldik o zaman. Ama şuurun intikal etmedi. Zaten Kur'an diyor. Sen diyor söz verdin, niye sözünden dönüyorsun diyor. Sözünü verdiğini hatırlıyor musun? Evet. He, hatırlamıyorsun. Hatırlayanınız var mı? Söyleseniz de yalan olur zaten. Zorluyorum ama. Yok ki. Ben de hatırlamıyorum. Ama Allah diyor ki اَلَسْتُ بِي رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى Siz dedi, söz verdiniz. Niye sözüm? Ben hatırlamıyorum. Hatırlamadığımda nasıl mesulüm? 178 işaret-i cezde izah ediyor. Ha, senin şuurun intikal etmemiş. Şuurun yoktu ama hakikatin vardı zaten. Hakikatin kendi yapısı lisan haliyle onu ifade ediyor. Ama ben beyaz giymişim demeye ne gerek var? Lisan hali bunu gösteriyor. Evet. Şimdi bu Rab rububiyet kainata tecelli eden bu esma değerlerini de zatında da taşıyabiliyor. Arş-ı Azam'da da zaten var. O zaman Arş-ı Azam ne yapmış? Her tarafımız zaten burada da var. Balığın içinde miraç olmuş. Bir yere gitmemiş ki Yunus aleyhisselam. Hastalığın içinde miracı olmuş Eyyub'un. Yataktaymış ama miraç yapmış. Şey kafama takıldı. Her an her şey her yerde tezahür ediyor. Her an her şey her yerde. O zaman bu hakikat de her an her şey tecelli ediyor. Her an her yerde her şey tecelli ediyor. Evet. Resulullah da var. Evet. Peki Allah var mı yok mu burada her yerde? Var tabii. Allah var olduğu yerde her şey yok mu?
Allah olduğu şey her şeydir. Allah'ın içinde her şey var. Allah'ın içinde değil mi? Allah'ın şey her şeydir. Evet. Her şeyin sahibidir. Allah yok mu var mı? Dırırt. Her şey var burada. Mekan ve mesafe söz konusu olmuyor artık. Biz önce tabii bak Allah yok mu burada? Var. Yani bu anlattığımız bütün hadiseler an be an şu anda oluyor. Var zaten. Oluyor. Şu anda zaten her tarafta gözüküyorsun şimdi. Alemi gaybda, melekut, erbah aleminde, melekler, arş-ı azam, lef-i mahfuzdaki Allah, Resulullah, şu an hepsi seyrediyorlar. Ustad, Meneyi Ana'dan, kabirden seyrediyor bunları. Eğer ihlasa muvaffak olabilmişsek. Şu an hepsi, herkes, her yerde bu yankıları var bunlar, bu dersin. Ve bu Almanya'da ne diyor? Barla'dan söylüyorum. Diyor ki Barla'da, sema melaikesi, sema ehlini, müekkelleri, yerdeki müekkelleri gıpta ediyorlarmış. Niye? Bir iki adam, bir iki nefes Rabbini görüp gösterirler, sevdirip sevdirirler, anlatıp anlattırırlar. O dolayısıyla ne mübarek, ne şanslısınız diyor yerdeki melaikesi. Senin üzerinde böyle insanlar da varmış. Bu tür sohbetlerde, meclislerde çok az olduğundan cinleri Müslümanın ruhaniyat, evliyaların ruhları, melaikeler, Meleği Ala'daki sakinler gelip bunları dinliyorlar. Zübeyir abinin tabiriyle kapı kırılacak gibiymiş. Kapı kırılacak gibiymiş. Bir görseniz demiş, ağlarmış yani. Demek ki adam görmüyormuş. Abi aklıma bir şey geldi. Bu insan iki çeşit yaşam biçimi var. Sadece de insanda var. Mesela içe dönük yaşasak, bir anda içe dönük yaşayabiliyoruz, çekirdeğe doğru gidiyoruz. Vicdani. Hı. Bir namazda direkt şeye geçiyoruz, miraca, kendi miracımıza. Bir de dışa dönük yaşıyoruz. Evet. Bir anda dışa da açılabiliyoruz. Doğru. Doğru. Çok acayip bir mertebe. Yani, nasıl dengeyi tutturacak? Ve bunu başkası yapamıyor. Ben bütün geçmişteki kadar gidiyorum bir saniye içerisinde. Bir aynı anda. Aynı anda. Zaman bir anda da zaman sınırı olmaksızın dışa dönük yaşayabiliyorum. Bastı zaman tayı mekan işte ifade etti. Aynı hakikat her yerde her şey var. Geçmiş ve gelecek. O zaman keramet, mesela şu anda Malatya'ya gideceksin değil mi? Kerameten. Şu anda Malatya'da hakikatin yok mu? Sana tecelli eden esma orada yok mu? Allah'lık, Allah'taki senin karşılığın, bendeki o Allah'ta bir karşılığın var. Ki Miraç'ta Allah Resulü öyle diyor ulema. Allah'ta kendi karşılığını gördü diyor. Buna da ehadiyet denilir. Malatyalısın. Kerameten gitti. Bir yere gitmek değil ki. Öyle bir şey yok. Malatya'da senin hakikatin var. Orada bir alet var. Oradaki senin o esmanı meydana getiren, senin varlığını ortaya koyan esma donuyor. Soğuktan cisimleşti. Hani buhar buzla çarptı da buzdolabında yemeğin sıcak buharı buz oldu mu? Ha sen de öyle. Orada vardın, donuverdi, belirdin. Her yerdesin. Her yerdesin. Senin hakikatin her zaman her yerde. Hakikatin. O da Esma. Muhammed. O da Allah. Muhammedi. Muhammedi ruh var. Evet, Muhammedi hakikat var bizde. Nihayetsiz. Biz fotokopiyiz ki, asıl değiliz ki. Sen nerelisin? Yusuf sordukları zaman, bu Almanya'da ne dersin? Nerelisin kardeşim? İlk önce dersin Türkiye'liyim. Malatya. İlk önce Türkiye'liyim dersin. Türkiye, evet. Gel İstanbul'a veya Türkiye'ye gel. Nerelisin derler? Malatya. Malatya. Gel Malatya'ya, şehre. Nerelisin deyince Malatyalı denmez Malatya'nın ortasında. Dağrende. Ne? Dağrende mi? Dağrende. Ha işte. Ondan sonra köy derler. Köy gelince ben falan köylüyüm demez ki, zaten o köydesin. Ne? Mahallesi, mahallesi vesaire. İlk tanımak. Aynı hakikatta. İnsan diğer bütün mahlukattan ayıran bu şeydir, cismani. Biz her yerde, şimdi niçin ben bu misal verdim? Biz aslı cennetliyiz. Babamız oralı. Daha ileri git. Aslımız Esma. Aslımız Allah. Biz oralıyız. Oralardan geldik. Ondan geldik, ona dönülecek. Ondan gelmedik. Nereden geldiğini biliyor musun? Nereden geldiğini bilendi.
ondan geldik. O, Allah'tan geldik. Ne kadar değerlisin. Gidersen daha nereli kelimesini kalkıyor. Kim kime diyecek? Ya. Bak şimdi bir şey de zevk edeceğim mi geç? Allah Allah iken hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Allah kainatı yaratmaya murat etti. Beni zatının içinde bir bilinmez bir sırra yarattı, karar verdi, çıkarttı. Benim varlık sahnesine Allah'ça ben ne demeyim? En iyi bilen de O'dur beni. Allah beni tercih etti. Bu ne demek ya? Allah beni tercih etti. Allah sence ne? Ne ifade ediyor? Ha, seviyen kadar ne ifade ediyorsa O seni seçti. Ya ben bunu ifade edemiyorum ama. Yani Allah yokken karar veriyor, beni tabiri hasanla olgunlaştırıyor. Karar veriyor, olgunlaştırıyor, vücut sahnesine çıkarıyor. Ruhumu da ruhundan öfürüyor. Şu değere bak ya. Önce Allah kalemi yarattı değil mi? Kaleme yaz demiş. Hı. Ne olmuyor? Şimdi anladın mı? Ta nerede? Oradan geldik. Oradayız zaten. Bir yere gitmedik. Hep oradayız. Gitmek gelmek bizim için. Buranın ifadesi. Burası orada, orası burada. Böyle dahlin amin. Öyle. Kaç saat oldu? Bir saat. İkinci misali başka zaman inşallah okuruz. İkincisi de has, hususi bir tecellisi var. Aşağısını merak ediyorum. Daha oraya gelemedik. Hangisini? O, ben de. İkincisi. Evet. Arka sayfadaki ikincisi. Of. Birden Esma-i Hüsna'yı birden aile-i ruhunda gösterebilmesi cihetiyle. Öf! Aman yarabbim. O kalsın. Tecelli zatıyla ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede nev-i insanın manen en azam bir ferdine. Bütün Esma. Evet. Bir anda hepsi tezahür. Bir bir hükmünü rencide etmeden, hükmünü kaldırmadan, bozmadan, kayıtlamadan hepsi nihayetsiz. Bu, bir insanda. Bu nasıl bir ruh? Nasıl bir aynadarlık ya? Resul. Bu bir anda gitti geldi, geldiğinde yatağı sıcaktı. O bir teşbih herhalde değil mi? Böyle bir süre. Onu kabul ederiz. Efendim? Zahir ayettir çünkü. Şey gitti, yani, Mescid-i Aksa'ya gitti. Bir anda hadisesi. Hani hepsi bir bir içinde, o da olmuş, o da olmuş. Bir anda bütün esmaya mazhar oluyor. Bütün kainattaki zerreden ne kadar yani mevcudatta şey varsa hepsini bir şey yapıyor, onlara haberdar oluyor. Onları biliyor, ilmen, hakkal yakin derecesinde. Sonra diyor ki birisi kolundan tuttu Meryem, sağdan soldan. Evet. Abi, ooo, kendi dünyasına göre teşbih edecek. Evet. İşte o zahiri gitti, geldi, çıktı, gördü. Onlar hepsi bir süreyi sanki içeriyor gibi. O bir şey, inkılabın ifadeleri. İnbisatın, inkişafın ifadeleri. Nasıl ki tespite, Subhanallah, 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 Elhamdülillah, Elhamdülillah. Aynı şey. Hayır. İnkılapların ifadesidir. Buradaki ifadesidir. Mana ile terakki ediyorsun. Bir şeyler okuyup bir yere yükseldin mi? Terakki ettin diyorsun. Yok, aynı yerdesin. Nereye yükseldi? Merdiven mi koydu? İnbisat ediyor. Onu burada böyle ifade edilebiliyor. O da nasıl? Herkes... Ama bu ifade yani sadıkız. İnsan zaten sahibe tabiiz. Yani o da o kadar bitti. Hani eli dalaletin
münafıkların ve bazı saf Müslümanların manen olmuştur. Hayır. Bizzati de olmuştur. Resulullah cismen ve ruhin gitti. Ama işte onu okuyoruz. Nasıl oluyor? Ustad bizzati gitti. Hapisteyken cumayı camide kıldı. Hapisteyken. Ama aynı zamanda hapiste de secdede. Ustad aynen cumayı kıldı hapisteyken. Hem hapistedir hem cuma kılıyor. Hem başka evde ders veriyor. Bu bir talebesi. Resulullah'ın talebesi bu. Biz bu şansı namazda mı yakalayabiliriz? En az orada oluyor. İnşallah namaz, o tabela, büyük tabelayı yarın bulun veya bir şey. Yarın yapayım ben bunu. Artık yeter gibi geliyor bana. Namaza yarın bulun. Girdiğimiz zaman nasıl? Nereye girdiğin zaman? Namaza. Yani. Namaz kendisi girilen bir kapıdır, kendisi değildir. Namaz kendisi değildir bu. Bu girilen yerdir. Bir yerin içerisine giriliyor. Giriyor. İçeri önlemi. O yere işte nasıl girebiliriz? Hiç hala mı girebiliriz? Yani merak ediyorum. Gösterdin ya, Üstad yani Allah-u Ekber diyor, oturuyor, kalkıyor. Ya. Onu bir daha yapsana sana diyor, Üstad yapmış. Onu bir öğrensek nasıl oluyor? Namaza nasıl girebiliriz? Bir girersen ben de sana söylerim şu an. İçindeki farzlar, dışındaki farzlar var ya, 6 tane. Dışındakiler de lazım değil mi? Hüseyin zahirden çık artık. Hayır, ben ona zahir olarak demedim. Namaza nasıl gireceğiz? Yani namazın içindeki, o işte zahir olarak söylemek istemedim belki, ifade edemedim de yani. Namaza nasıl gireceğiz dedin ya, namazdan önce 6 tane şey var. Zahiren yaptığımız hareketler var. Onun bir de somarlıdır diyor. Onun bir de hakiki mana şey olan şekilden hareketten ziyade onun arka plandaki hakikat manasını yapabilirsen o zaman girersin yani. Diyor ki o namaza girmeden cesede abdest aldırdığın gibi ruha da abdest aldıracaksın. Abdest sırası. Cesedin abdesti el, yüz, kafa ve ayak. Abdestin farzı? Dört. Bu cesedin farzıdır. Ruha da abdest aldıracaksın. Ruhun abdestini aldırdın mı? Namazdan önce mi alacağız? Tabi namazdan önce. Ruhun abdesti. Ac, fak, şefkat, tefekkür. Terki dünya, terki yukma, terki esti, terki terk. Ruhlanmak, lahlanmak, ferahlanmak, hakikati mazhar. Bütün bunlar olursa abim dediği gibi mertebesinde olmayacak. Şeyler meydana gelirse namazın içerisine daha bu girişi. Daha biz namaza giremedik o zaman bu namazlarla. Ama biz şeyden borcumuzu ödüyoruz. Ne kadar gaflet dahi olsa diyor vesvese risale. Evet. Ama biz oraya iddia ediyorsak edeceğiz. Davamız da o. Evet. Bir namaza girin. Ustad girmiş. İki yer, üç yer şu anda hatırlıyorum. Bir 28. lemanın elf ve elfi salat ve elf ve elfi salam aleyke ya Resulallah'tan yatsı namazında diyor, o aleme girdim diyor. Ama dikkat edersen kelimeye, tabire gözüküyor. Yoksa gözükmez. İki, İçtihat Risalesi 27. sözde Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim ayet değil. Tesbihini turfanda hissetti. Keşke bir namazdaki bir tesbihe böyle muvaffak olduğum seviyede komple ömrümde bir namaza muvaffak olsaydım bana kafiydi. Sonra anladım ki sahabeye yetişemez. Üç, dördüncü şua komple miraçtır. Ayet bana dedi diyor. Bana dikkat et. Demek ön şeylerini hazırladı üstad. Lemalar var mı? Bir lemalar versene bana. Ama sahabe-i kiram Subhane Rabbiyel Azim derken her defasında mı hissediyormuş? Yani. Kardeş büyük lemaları yok mu? İçeriden getir. Var mı? Buyur. Teşekkür ederim. Bak şimdi. Başka.
Ayet diyor ki, banda, birden Kur'an-ı Mucizül Beyan, سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي سَمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ لَهُ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ayetinin hakikati, ayetin manası, mahiyeti değil, hakikati tecelli etti. Bak, içini dolduracağız tabire. Hiçbir şey yapmayacağım. Nereden çıkartıyor diyorlar benim için. O rikatli, firkatli, dehşetli hüznü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı ayet. Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et. Yalnız harabe, zare bakıp durma diyorlardı. Bu ayet-i kerimenin hakikati böyle ihtar ediyordu ki, Van sahrasının sayfasına misali olan insanın eliyle yazılan şehir sürtüne alan suni bir mektubun Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesine neden seni bu kadar mütesir ediyor? Ayet diyor. Rus bu ayet diyormuş. İçine girince. Asıl maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan, burada da öyle, Malik, Rab, Ezel isimleri öne çıktı. Bu Van sayfasına metod vesaire ayet bana böyle diyor diyor. Bu komple bu manayı ifade ediyor. O ayetten onları çıkartıyor. Çıkartıyor değil, girdim ayet diyor diyor. Ayet diyor. Bu çıkartmıyor, ayet diyor. Ayetin içine girdi de ayet de öyle diyor. Diyor. Demek ben diyorum demiyor yani. Yok canım. Konuşuyorum. Ayeti dinliyor. Ya ayet diyor, diyor. Yani bir gidersin sen alırsın, bir de o gelir sana bir şey verir. Hakikati tecelli etti diyor, ayetin hakikati. Hakikat cansız ve ruhsuz olur mu? Bana diyor, diyor. Sen kim, nasıl diyor sana, anlamadım ben. Diyor, sen ne diyorsun ya, ne diyor ya? Dördüncü şu an. Üstad neyle uğraşıyor, biz neyle? Bunlardan diyor, ne zaman peki biz, sen dedin ya, ne zaman alacağız böyle bir abdesti? Bak şurada diyor ki sana, ustadım bu adam ne diyeyim ben buna? Dördüncü şu anın başını oku Hasan. Tamam ustadım. Okuyayım. Bak. İhtar. Risale-i Nur sahih kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli, bana mahsus bir mukaleme hissi ve gayet ruhlu, ruhlu bir muamele imani, iman canlı ve ruhludur hatırlarsınız demiştim. Ve gayet gizli bir mukaleme-i kalbi. Ya kenabudu, enede, zuhurat, huyuzat, şuhut. Mukaleme-i kalbi suretinde mütenevi ve derin dertlerimi şifa olarak tebarruz etti. Tamam ustadım. Ya biz de istiyoruz kardeş. Biz de istiyoruz ya. Nasıl yapacağız? Bana tam tevafuk eden, tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Kendisi hissediyor, bana diyor ki zevk edemez. Çok iyi. Peki nasıl yapacağız? Şükrü yaşayacağız. 27. söz, 27. sayfa işe atacağız. Verilen maddi ve manevi uzmanı diyor, Allah'ın dediği tarzda kullanırsan, onlar senin alemine iade-i ziyaret ederler, gelip giderler. Nefis ve şeytan. Ha, nefisi yapacağız. Nefisi bitirdim. Nefis okumayı bitirdim. Hı. Şimdi hulasa ediyorum. Hulasa ediyorum. Şöyle bir iki gün sonra o da bitiyor. Yani yazılan 120 sayfa defter nefis hakkında. Evet. 120 sayfa defterim, defter 120 sayfayı. Evet. Her paragrafı bir cümleyle ifade edeceğim. 2-3 sayfa tutar galiba hulasası. 2 günde biter o, bitmiş. Onu 120 sayfa okuyamayız. Ama o 120 sayfanın içine hulasa cümleler alacağım, ders yapacağım. 4 4,5 ay bu günlerde 4 ay oluyor.
Nefis memnun olacak mı bundan bu dersin? Olmayacak. Çünkü cinler de öyle, nefis de öyle, şeytan da öyle. En büyük tuzakları kendisinin varlığını gizli tutmak. Kendisi kendine tapanlara inkar ettirmektir. Öyle, yani içeriden gelen sesi kendisinden zannettirmektir. Farklı bir yapıdan arzu geliyor, istek geliyor, bunu bildirmemektir. Nefsin özelliği o. Yani çünkü sen iki tane olduğunu fark edersen ne olur? Nefsin başına bela açtın işte. Acaba buradan bu istek nereden geliyor? Canım istiyor. Allah nefsini istemez. Bir tanesi dediği gibi, hocam dedi bana bunu dedi, kalbimi kırdın dedi ya. Dedim hayır, sen kalbini kırmadın. Tam tersine kalbini ihya ettin. E nerem kırıldı dedi. Nefsini kırdın. Enaniyet gururun kırıldı. Kalbin kırılmadı, kalbin zannediyorsun. Hocam farklı şeyler mi? Neler var bir bilsem, içine girsem. Kalbim kırıldı. Tam tersine kalbini adamın ihya ettim, kalbini kurtarıyorum. Nefsini kırıyorum, o zannediyor ki kalbim kırıldı. Ne ederler? Mesela devamlı müzik dinleyenler var. Müzik ruhun gıdasıdır diyor. Eğer müzik ruhun gıdası olsaydı bu kadar müzik dinleyenlerin bir haftada evliya olması lazım. Ruhun gıdası devamlı veriyle evliya olmaz. Ama bakıyorsun ki onu dinleyenler namazsız, nasıl insan. Demek ki ruhun değil nefsin gıdasıymış. Karıştırıyorlar. Karıştırıyor yani. Karıştırıyor, tamam, anladın mı? Tamam. Biz de karıştırmayalım. Bir tane abi var bu şeyde, burada. Diyor ki, takılaşıyoruz akşam tarafından. Karıştırma hocam diyor. Karıştırma. El Fatiha.